Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Dying Light 2'nin 17. bölümündeyiz. Bir önceki bölümde yine Twelve Sophisters'la karşılaştık ve hırsızın kim olduğuyla ilgili bir bölüm çekmiştik, hatırlayın. Bir un çalındı. Evet, çok basit yani. Bir yerden bir un çalınmış ve oradan doğru bu hırsızlığı aydınlatmaya çalışıyorduk. Bakalım şimdi bizi nasıl macera bekliyor, hep birlikte izleyelim. Dostlar, kanalımız biliyorsunuz tüm videoları 4K kalitede çekiyor. O yüzden Dying Light 2 serimizde 4K olarak izlemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca kanalımıza da abone olursanız, videomuza bir kere beğeni butonuna tıklarsanız ve yorum yaparsanız bizlere destek sunmuş olursunuz. Neden başlamış bu ya? Yine beni buraya atmış değil mi bu? Bak, buraya attı, yine buradan devam edeceğiz şimdi. Bu zombilerden bir önceki bölümde kapışmıştık. Hiç kapışmadan yine gidelim. Bu sefer kapışmayalım ya. Oğlum, yine geldiniz bak. Tamam. Diğerleri uyanmadı. Sorun yok. Gece oldu bu arada. Gece oldu. Dur. Şuradan bir çabucak ayrılmamız lazım. Gece olmadan. Hadi bakalım. Gece olmadan bir ayrılalım. Bak, çanlar çalmaya başladı. Bu demektir ki zombiler birazdan ortaya çıkacak. Yani gece çıkan zombiler şimdi ortaya çıkacak. Ne yapıyorsun oğlum orada ya? Yanlış şeye basın lan. Yanlışlıkla valla attım onu. Kusura bakma. Valla onu yanlışlıkla attım. Kusura bakmayacağım artık. Yaptım valla bu arada onu. Biri mi var orada? Biz gidelim abi. Biz şuraya bir gidelim. Sonra yeniden sıkıntı çıkmasın bana. Evet. Böyle bir, daha bir arkadan save oluyor ya. O yüzden böyle ufak bir geriden başlayabiliyoruz. Şuna bir satayım bakayım ben önce. Onlar kalsın. Şuna sat. C4'ler, mayınlar ve yemler var. Tamam. Mantar yok. Tamamdır. Şimdi şu değirmenin altında bir uyuyayım. Nerede uyku yeri? Burada. Şunu da alayım bu arada. Evet. Sabahı bekle. Sabah yapayım ya, gece. Yani gece görevlerini biraz biriktirip öyle yaparım ya. Çünkü daha zorlu bir hale geliyor. Evet. Şimdi diğer depoya doğru gidiyoruz. Güneydeki depoya gidiyoruz. Kuzeydeki ne? Biliyorsunuz. Hop. Çöplere gidince bir şey olmuyor. Kuzeydekinde Teresa'nın oğluyla karşılaşmıştık.
Bakalım buradaki de karşılaşacağız. Evet, yine sevdiğim mantarlar. Mantarlar niye yok burada? Atamamış mıyım mantarları? Şunu... Bunu seç diyeyim. Nereye atacağım? Sırt çantası. Mühimmat. Oklar var. Daha okumuş mu falan yok. Şunları bir alayım. Tamam, şu dördüncüye de şunu koyayım. Tamam, bu daha iyi. Bunu koyayım. Şimdi şuraya niye mantar koymuyor? Allah Allah. 35 saniye yeniliyor ama seç diyeyim. Oldu. Tamam. Allah Allah, olmadı. Ha, değiştir. Niye olmuyor da burada? Ha bak, bunu üretebiliyorum bu arada. Biraz daha bak, Molotov kokteyli üretebilirim. Ama şu nasıl değişmiyor, onu anlamadım. Bug'a mı girdi lan? Şuraya basınca olması lazım. Yok burada ama. İlginç. He, gece herhalde ortaya çıkıyor ya o. Muhtemelen. Neyse, tamam. Şimdi ben şu güneydekine doğru bir gideyim. Silah. Bunu takayım ya. Bu bitsin. Çıkabilir mi? Evet, cam kenarına yürüyor. O da iyi. Zıpla oraya. Tamam. Yoruldum, dur. Burada mı? Bak, yine bir elektrik aksamı koymuşlar. Sıkla bakayım. Where are you, Benny? Neredesin Benny? Şöyle bir vurayım da. Bu da çok büyük ya. 2 saatte vurmaz yani bu. 34. Şunu vurayım hadi. Tabii depolar boş. Lan beni. Nereye gittin? Oradan gideceğiz de bak. Gene aşağıda bir şeyler var. Bunu şu fırlatılabilir bıçak yok mu ya? Bir dakika, fırlatma bıçağı olması lazım bende sanki. Harcamış mıyım hepsini? Harcamışım valla. Şunu şöyle vursam. Şöyle. Üstüne basınca bile oluyor bu da. Boş ama bunlar. Açılmıyor ama şuradan olay burada. Git bakayım onu. Aha. Burada mı gizlendin lan artık? Beni orada ölüme terk ettin ha? Doğruları söyle. Yoksa senin pataklarım ben. Bak.
I don't even know where it is. Sen mi çaldın? So why did you attack me? Niye ben saldırdın? You might have been one of Dodger's boys. Come to collect. I see. You're in deep with Dodger and used your mother's bountiful harvest for collateral. I was hot that night, mate. And the pot was big enough we could have bought the Jansen's fields. With the water back on and all, Mum and me would have been sitting pretty for the rest of our days. But then things got ugly and ain't no other way to tell it. Tamam. Unlan, unlan hadi, unlar. Onu söyle. Settle up. Doubt it. Could have just made me bring it to him. Bana taştırır diyor. He's too lazy to do anything himself. But you know, mate, don't tell him I said that. Tamam, söylemeyeceğim de. What's the meaning of this? Sen ne zaman geldin de buraya? Bunları kim çaldı işte? Oğlum mu bu mu? Ne diyelim? Sanki sen çaldın bunları değil mi? Sen mi çaldın Teresa? So you pilgrims really are crazy. He's off his nut, Mum. You shut your trap and listen, young man. I've had enough of you as well. Benny wouldn't have pulled this off on his own. Kendi başına yapmış olamaz. He's not exactly the brightest chap. No offense, ma'am. None taken. Lump of coal for brains, that one. Ömür vardır. Very well. İtiraf etti bak, ben yaptım. I did it. But I really had no choice, Aiden. Oğlum niye yeni arkadaşın günahını alıyorsun lan? We worked for months on that crop. Worked our fingers to the bone. It yielded enough to last for months. There'd be bread, enough to feed the whole bazaar. But you know what Dodger would do if he got it? Sell it back to us. Bize for triple the price. Üç katı fiyatına. We'd end up paying for our own flour. Kendi ununu çalmışlar ve unu yok yokmuş gibi davranmışlar. Stupid card game. We'd be ruined. I couldn't allow that. Böyle bir çözüm yaratmış kendi kendine. İlginç. So, where is the flour? Under the water tower. You must understand. It can't go to Dodger. Dodger'a gitmemeli. He won it fair and square. Ne hakkıyla ya? Kumar, kumar oynatıyor. Hardly. He's a cheat. Everyone knows it. We just can't prove it. Okay. Say you're right. Is there a middle ground? Can we give him something else instead? Someone like Dodger doesn't seem all that flexible. Evet. He's got to be, mate. Talk to him, please. Ask him for more time. Anything. We're begging you. Let me think about that. Ne yapalım sizce? You are our only hope. Şimdi Dodger'a. Melodramatic Benny, the pilgrim knows what he's doing. Dodger'a gidelim. Ya onları vereceğiz. Ya da ben gidiyor mu buraya? İçeride kilitlenmiş. İçeride ne var be? Şimdi ne yapalım? Ya bunlara yardım edeceğiz ya da Dodger'a. Dodger'a yardım edersek bize ileride yardımcı olabilir bak. Bence. Ama işte o da kötü adam yani. Bad guy. Ona da o yüzden yardım etmek istemiyorum ya. Valla kararsız kaldım. Ne yapsam acaba? Alt kata inmiyorum ya. Oraya inmeye çalışıyorum da. Neyse inmiyor herhalde. Gidelim bakalım. Nasıl bağırıyor uzaktan? Orada bir şey daha var bu arada. Şöyle gitsen buraya. Ya nasıl ölüyorsun arkadaş, nasıl ölüyorsun ya? Yuvarlaman lazım. Upgrade'de sanki almıştım be. Neyse. Yakından zaten doğabiliyoruz. Şurada öldüm. Burada doğdum. Shithead. Shithead ne lan? Sen kime shithead diyorsun? Gel lan buraya. Gel buraya. Şerefsiz. Gel buraya. Gel buraya gel. Diğer arkadaşlarına diğerini çağırıyor ya.
Yok, ben gidiyorum abi. O da diğerlerini çağırdı. O yüzden gideyim buradan. Arkadaşlarını çağırdı valla. Adamı öldürdüm, hemen kaçtım bak. Orada bir askeri konvoy var. Gitti mi onlar? Hala oradalar. Tamam. Şimdi sizi bir öldürmem lazım değil mi? Alın bakayım size bir. Şöyle bir gidin bakayım oradan. Sen de bir yan. O askeri konvoyu uzaktan bir halletmem lazım benim. Hadi o patlarsa var ya. Hepsi buraya gelecek ya. Hepsi buraya gelecek. Bir kaçayım bakayım buradan. Bak hepsi buraya geliyor. Şu civar gece hani içeride darus gündüz içeride olanlar var ya. Ses çıkınca koşa koşa hepsi buraya geliyor. O ayıları. O ayı öldüreceğim de şu şey mesele diğerleri. Tamam mıdır? Başka? Bir tane daha atayım mı? Sen de atayım hadi. Siz bir yana bakayım orada ölün. Da siz de. Tamamdır. Ya bir de sizle uğraşmayayım yani. Sadece bu kalsın. Gel bakayım. Gidin bakayım şuradan. Zaten yarım kül olmuşsun. Tamam. Ondan afaladın mı? Yok, tam oradan vurdu. Hop vurdu ya. Kaçacak bir yerim kalmadı ki. Hop. Ona vurdu sağ olsun. Oğlum bak arkada bir. Gel bakayım buraya. Lan yukarıda şerefsizler geldi ya. Oğlum size ne oluyor ya? Ya bir de bunlar uğraşmalı şimdi. Of of. Kaç oradan kaç. Siz nereden geldiniz? Şurada bir cam basayım da kendime. Ya burada resim var bu arada. Gel bakayım buraya. Nerede adam var? Burada biri. Burada duvar resmi olması lazım. Gel hadi gel buraya gel. Çık oraya. O
Askeri konvoyun malzemelerini almayayım, Allah sıçarım ağzınıza. Bu kadar uğraştım bunun için. Aşağı düştüm ya lan. Neyse ki zombiler kapışıyor, yoksa öldürdü vallahi beni onlar. Fucker. Fucker. Lan bir git şurada. Zombilerle kapışıyor onlar. Gel bakayım. Vur onları, vur. Şu an üçlü savaşıyoruz. Zombiler, ben ve o. Onlar. Gel buraya. Hop. Sana biraz artistik vurdum. Oh be, tamam. O ayıyı öldürdüm ya. Önemli olan oydu. Bir de o patlayan şey, olay. Patlayınca diğerleri geliyor yakından. Bunlar boş. Al bunları. Marazı hatırası nadir bak. Bunu aldık. Şimdi... Burada askeri malzemeler alacağız değil mi şimdi? Ne yapıyorsun oğlum? Gel de ya. Kaç. Daha ölmemiş. Tamam. Sen ne yapıyorsun gel de? Maymuncuk zor. Bana zor olur mu? Hiç sanmıyorum. Gördüğünüz gibi mis. Tak diye hemen açarız. Deri koruyucu. Akü. Akü bayağı şey. Eşsiz kaynak. Ne oluyor lan? Oğlum sen nereden çıktın? O niye patladı orada ya? Vallahi hepsi buraya gelir. Eyvah. Ya bu ayılar, ayı diyorum, bu hızlı koşanlar bayağı sıkıntılı. Bak bak bak, geliyor. O nereden çıktı bilmiyorum ki ya. Tamam, girdiler. Hepsi giriyor, binaların içine giriyor. Bunlar da şey de çıkıyor, evet. Marazlı işte şey hatırası. Orada patlattı ya olayı. Şerefsizler. Vur da vur. Herhalde bunlara biri mi vurdu, ne yaptı? Lan git. Al onu da. Bak bayağı şey aldım ha. Marazlı hatırası aldım.
Malzeme çok burada ya. Orada bir tüp patladı herhalde, o yüzden. Şimdi... Şöyle açarız, tamam. Ne var? Bağışıklık takviyesi. Hazır yiyecek ve morfin. Güzel. Başka nerede ne var? İşte buradan geliyor. Bak işte onlar. Az öncekiler. Başka nerede ne var? Bu tüpler patladı işte az önce. Başka? Burası mı var? Aç bakayım bundan. Evet, burada bol bol malzeme vardır. Başka takviyesi. Sıkıya yardım çantası falan filan. İlaç mı ilaç alamıyor değil mi onlar? Tek yapışta. Mis gibi. Görüyorsunuz. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Antiseptik sargılar. Eşsiz kol zırhı. Burada bir şey patlamasın bak sakın. Kol zırhı. Şu mu oluyor? Pardon. Kol zırhı şu oluyor. Eşsiz. Hangisi daha iyi? Parkur XP. Daha iyi sanki ya. Evet. Daha iyi. Aslında bir oyun stili belirleyip hani ona göre daha iyi kötü diye ayarlanıyor ama. Bu ne? Burada da bir yer var. Tabii içeride sıkıntılı işler var. Buraya şimdi giremeyiz. Kusura bakma. Buralara gündüz girilmez. Oğlum ne ara doldunuz? Ben oradan girip buraya çıktım ya. Arkadaş ben oraya çıktım geldim. Bunlar bir de doğmuş. Böyle bak hep bunlar bak. Görüyor musun? Neyse askeri konvoyu aldım en azından bir kısmını. Ama almamışım bak hala burada işareti var yani. Of of. Böyle bug'lardan insan sinir oluyor valla. Başka bir şey yok değil mi burada? Tamam şimdi. Şimdi acaba ne yapayım? Dodger'a gerçeği mi söyleyeyim? Hala kararsızım valla. Çekilin lan. There's nothing to be done about buildings. So why should I worry? Hop. Bu uçma kaçmaları bayağı şey. Alıştım yani. Bu arada şunları da bir üreteyim bak. Az kaldı. Şunun yerine ateş direnci. Bunun yerine başka bir şey. Bu niye kullandım ben ya? Yanlışlıkla kullandım valla. Bak mesela bunu üretebilirim biraz daha. Şişeleri alınca üretebiliyoruz. Bunlar iyi ya. Önemli bunlar. 10 tane olsun. Ben bu arada yanlış yere koyuyormuşum. O yüzden az önce almıyormuş. Mantarı buraya koymam lazımdı. Tamam.
Silah yine azalmış. Neyse biraz daha kalsın da. Yani Dodger'a karşı borcu var. Bak çok şu an arada kaldım ya. Ne yapsam acaba? Burada bir bug var ya. Bak daha önce de bir önceki bölümde yine burada bug vardı. Şuradaki bug'ı güzel çekler umarım. Oradaki adam hep iniyor. Daha önce başka bir adam vardı orada. Hop. Bu arada bir canımı doldurayım bir de. Tamam. Şimdi Dodger'a ne yapayım? Ele mi vereyim? Ya ama şeyin Anna'nın günahını almıştı yani o. Bak Molotov kokteylini yükselttik ama yine bir seviye üretiyoruz ya. Buradan mı almam lazım? Yok onu da alamıyorum. Satayım bir şeyleri, şunları falan. Bu iki saatte vuramıyor vallahi, onu almayacağım. Şunu sat. 30-30. Şunu sat abi. Dayanıklı azalmış, sat bunu ya. Tamam. Şimdi size ne yapayım? Valla kararsız kaldım ya. Hangi bizim için daha iyi olur? Valla bu tehlikeli bir adam ya. Ben bunun müttefikliğini almak zorundayım. Aiden, you find my flower yet? Yeah, that's what I'm here about. Teresa and Benny are in dire straits. Can you forgive their debt, or at least give them more time? Fuck that. How many times do I have to say I'm not running a charity? Bakayım bir orta yol bulmaya çalışayım ama. I didn't force Benny to play cards. You know, a man can't pay his debts well. He's not a man, is he? Stupid is as stupid does. Maybe when they got nothing left but the skivvies on their butts, they'll have learned a valuable lesson. You know what, Aiden? Actually, yeah, I think I got something to help everyone. Honestly, nah, who cares about flour? Bir de fırıncı olacağım sanki, doğru. No, I don't think so. But I do want what I'm owed. And me and Urban, we've got this bet. Urban'la bir iddiaya girdik. Wait, whoa, no fair, not him. He runs on walls. Of course it's fair. Onu mu yiyeceğim? There's no rule against having him get them. You pull this off, Aiden, and what Urban will have to pay me will more than cover my losses on the flower. Allah Allah. And there'll be extra I can throw your way. Wait, what exactly are you talking about here? You see, ne yapacağım yani? On top of the church, there's this, well, let's just call it a flag. You can't see it from the ground, but this flag, well, it's not a flag. Yeah, you'll know when you see it. Urban and I made a bet that I could find someone who could nab it for us. Evet, o benim ama. I've been raising the stakes for years, and Urban's called me every time. But with the amount on the line now, you know it would be a sin not to give it a try. I'm in no hurry. Ya ben ne alakam var bunlarla? Ben ya şu. What's that? Şuradan bir gitmeye çalışıyorum. Şu uğraştırmışlara bak. Nah, I'm just looking out for you. It'll ruin you if you lose now, being out the flower and all. Well, I'm game if Aiden is. The time limit's pretty fucking brutal, but, you know, I've got faith in Aiden here. So, you in? Valla, varım diyeyim, hadi. Let's do this. Baş şekilde halepiyaz bu ya. 3, 2, 1, go. Andale, Aiden. Make me proud. Bakalım. Neymiş o bayrak gibi şey? Ne yapacağız?
5 dakikada bayrağı al diyor. Neymiş o bayrak? Nereden alacağım? Nasıl gideceğim oğlum ben oraya? Nasıl gideceğim? Şuradan mı? Herhalde buradan. Ulan beni yap, bana yaptırdığı işlere bak ya. Hop yavaş. Oğlum buradan yukarı çıkacak bir yer yok mu? Çıkıyordum valla. Buradan nereye? Yukarı. Ne tuhaf işler ya. Bayrak gibi şey al diyor. Lan çıkmıyor mu? Çık. Vallahi aldım galiba. Bakayım. Neymiş bu? Bitti mi? Şimdi nasıl ineceğim tekrar geri? Böyle ineceğim. Bu kadar mıydı yani? Kolaymış lan. Al bakayım, aldık ve bu her şeyi sildim. Borcunu sildin mi? Al bakalım. 2,5 dakikada geldim bak. 2 dakikada geldim ha. We've got a winner. The Andy challenge has been conquered. Way to go, Aiden. Tamam, bir orkayı bulduk. Don't get so excited. You're ugly when you gloat. You know that? Neymiş bu bayrağın hikayesi? So deal with this flag. It's a pair of Carl's old undies. Eski donlarından biri. You put Teresa and Benny's life at stake for some old underwear? This was more about the bet itself, but the undies are symbolic. There is a great story behind them too. Neymiş bu eski? Remembers when exactly? Çamaşırı? Long ago, a wild wind blew Carl's laundry off his line, and it got stuck on the roof. Carl wanted to mount some big mission. Allah'ım yarabbim ya. Çamaşırı almışız lan. Anyway, everyone refused, of course. No one could climb that high. Off and on, a good wind would sometimes bring down a sock, maybe a shirt. But Carl's undies. Carl'ın donu orada kaldı. Flying proud. Urban bet me that I would never find someone who could fetch them for us. İlginç bir iddia. I did. Şimdi borcu siliyor musun? Like it never existed. And you, my new Vay be. Friend, you saved the Carl'ın donunu bulduk ve onlar silindi. İyiymiş. Bir de üzerine ödül aldım, öyle mi? Evet. İşaret ettim. Şimdi bakayım sende ne vardı bu arada? Senden satın alacağım bir şey var mı? Aslında iyi silahlar var da. Sana 40 falan diyor baksana. Param bol aslında ya. Bir tane alsam mı? Takat yenileme. 40 diyor. Ama neyse boşver. Para harcamayacağım. Al bakayım Teresa, senin borcunu ödedim. Carl'ın donunu... Neredeydi o? Diğer tarafta. Carl'ın donunu buldum ve senin onlarını sildim diyeceğim. Aynen bu şekilde. Gel bakalım.
Buradan da gidebilirdin, niye? Beni ta oradan dolandırıyor bu ya. Boşuna burayı kapatmışlar. Burada hep şimdi birileri vardır. Gel bakayım Teresa. Ya sizin şeylerinizi ben çekiyorum ha. Yine bak bir şeyler oldu. Yine orada bir olay var. Dur. Öncelikle şunu bir halledeyim de. Nerede o yer? Saklanıyor bir de burada. Al bakayım. Hallettim seni. Çözdüm. Bunu buldum. Ve hallettim. I won a bet for him. A strange one. But now we're in your debt. We'll never Şimdi be able to pay you. Onları alayım. Onları alayım. Tek ihtiyacım olan bir görev, bir ödül ya da anadan özür dile. Evet, anadan özür dile. İnsanlık ölmedi. Start by apologizing to Anna. Yes. Yes, of course. Oh God, what have I done? I'll go right away. En iyi arkadaşının kalbini kırdın. I've been such a prat. This is all my fault. Sen de bir ölüme attın aslında da. For your mother's sake, if not your own. That was close. Evet, çalıntı mallar görevi sona erdi arkadaşlar. Hallettik her şeyi. Şurada bir olay vardı. Artık yok mu? Artık o olay yok. Maalesef. Şimdi başka ne vardı bizim yapacağımız? Yani bir gece görevi vardı. Son kullanma tarihine dair. Ha, yok bu pardon. Bu şeydi ya. Gece değil. Parkur görevi. Oradan oraya zıpla falan. Daha bronz madalya olayı vardı. Bakalım. Şurada bir ünlem daha var. Nerede o ünlem? Gece ünlemi değil ya. Normal ünlem. Parayı ver ve benim hayatımı bağışla diyor. Hadi şunu öldüreyim. Yoksa arkadaşlarını çağırıyor. Tamam. Artık arkadaşlarını çağıramaz. Şerefsizler. Önce sırtındaki ses cihazı olanı öldürünce sorun kalmıyor. Nereye uçtu o ses cihazı olan? Tamam lan bağırma. Al. Kurtardım seni. Şey değil. Böyle ölmek istemiyorum. İstemiyordum. Tamamdır. Ünlem nerede? Şurada. Bu su kulesinin tepesinde. Su kulesi mi o artık neyse. Hala bir grafik hataları oluyor valla. Sen ne istiyorsun bakayım? Yeah, I was hoping I'd bump into you actually. Let me introduce myself. Ben Rahim. I run Sparker, the first post-apocalyptic. Kıvılcın ne lan? Çöpçü sandık hizmeti mi? Bu ne ya? Dating service?
I could use a little something, something. Biraz aşna fişte yapsam. Aşna fişte, öyle çevirmişler. I'll gladly explain. Get you up to speed. Okay, I'll admit it. I made you a card already. Neymiş o? Whoa, what? I created a profile for you. A profile on a card. Niye? On Earth for. Well, it's my job. The world may have ended and most of our loved ones have turned into bloodthirsty monsters. Doğru söylüyor. But that aşk her zaman vardır. People have stopped being lonely. I mean, shit. That's exactly why they're lonely these days. Niye insanlar eskiden yalnızlık çekmiyor muydu? Tell me there was a time when people weren't lonely. Imagine a world where people actually went out to work, shopping, walking their dog, and on top of çok that, app. They had dating apps. Apps? Uygulama. Okay, never mind. What I'm trying to say is that before the shit hit the fan, we used to socialize. There were parties. Sosyalleşiyordu, partilere gidiyordu. Got together just for the sake of being together, and of course, to get laid. Now everyone just stays home. Artık sadece evinde duruyorlar. Kapalı kapıların ardında. Çünkü yeni insanlarla tanıştıklarında bir kova su için dövülerek öldürülmek ihtimalleri var. Doğru söylüyor. Kartların olayı ne peki? Your cards help people meet. Basically, yes. People who want to meet other people come see me. Resim benim çiziyorsun. I'm pretty good at that. Or at least, that's what I'm told. Then I put their portrait on a card and display it on my dating board. Ta-da. Interested, they get in touch with me and voila, a romance is born. Bir ilişki başlıyor. Not for very long, but I guess that's something that hasn't changed. Çok uzun süre söyleyemem ama right now, bu iş böyle. I'm in deep shit. Resim ben çiziyor insanların duvara asıyor ve insanlar birbirine aşık oluyor. Yeni dünyada işler demek artık böyle yürüyormuş. They scattered them around town. That's infringement. It's ruining my reputation and disorienting bak, bak, my customers. Bak, sahte birisi yapmış bu işi. Sahte kartları toplayıp bana getirecek birine ihtiyacım var. I heard that talentless hack was killed in a dark zone. So, ölmüş karanlık bölgede. And I managed to find most of the fake sahte kartların toplamam lazımmış. There are two left I couldn't get hold of. Bring them to me. Senin için yaptığım kartı sana veririm. Check the map on the wall. I've marked possible locations for the fake cards. İki tane sahte kart varmış yani. Bu aşk kartı varmış öyle mi? Neymiş bakayım bu olay? Muhtemel kartların yeri için haritayı kontrol et. İki tane kart var yani. Buralara gece mi gideceğiz acaba? Biri şurada. Diğeri de burada. Muhtemel kartlar diyor. Evet. Burada bir ara verelim. Bu bölümde şu un savaşına bir son verdik. Ve Karl'ın donunu bulup, evet gerçekten böyle. Karl'ın donunu bulup bu işe son verdik. Şimdi de bu aşk kartlarını bulmaya gideceğiz. Tabii ana görevimiz de hala sürüyor. Onu da unutmayalım. Hikaye görevi. Kanıt için bu Barney'in sığınağını araştır. Aslında bizim ilk bunu yapmamız lazımdı ama biliyorsunuz oyunda çok fazla görev var. Şimdi şu aşk kartlarını bulacağız. Sonra da umarım bu su kulesi bölümüne devam edeceğiz. Muhtemelen de ederiz. Evet dostlar, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Heavy TV olarak her videomuzu bir kere beğenirseniz çok iyi destek sunmuş olursunuz. Ve bizim büyümemiz için son derece bu yararlı olur. Şimdilik hoşça kalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Güle güle. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.